inceliğini görüyor musun? Kime diyorsun? Yasemin Hanım'a diyorum. Evet, ince olmuş. Hı. Neden ince olmuş? Bir tane yufkayı açıp dolayıp oklavada büzüştürmüşsünüz. Hepsi bir tane yufka mı? Büzüştürmüşsünüz. Nasıl olacak? Baklava benim bildiğim. Kat kat dediğim. Kat kat. Kat kat bundan hatta kolay. Bu... Ben size diyorum da siz anlamıyorsunuz. O zaman yazsaydınız ki kağıda burma. Evet, bu bildiğimiz. Burma yapacağım yazsaydınız. Ben bekledim şöyle ki baklavanın... bildiğiniz güzel bir baklava. İlla baklava diye tatlıların bunun şeyleri var, şekilleri vardır. Aç kaldığım için yiyorum. Sen en kolay şekli yapmışsın. Bunun adı sütlü Nuriye olsaydı keşke. Peki bunun siz lezzeti bize... nasıl Yasemin Hanım? Ya yani burma baklava olarak baktığınızda lezzetli mi ya da ince olmuş mu? Pişmiş mi, pişmemiş mi, şerbeti, şekeri nasıl? Bunu değerlendirelim. Tamam, şeker biraz evet cıvık olmuş ve yumuşak olmuş. Kıtır kıtır değil yani böyle sıcık diye güldünüz. Hamur mu olmuş? Hamur olmuş demiyorum ki zaten. Yumuşak. 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 Ya öyle değil mi arkadaşlar? Ya bıçağı vurun. Ben de öyleydi. Ben kıyır kıyır bir şey bekledim ki yaparsınız diye düşünmüştüm. Evet. Bence siz tatlıdan yani... da anlamıyorsunuz. Yapmayın bugün Allah aşkına ya. Şimdi yumuşacık başlasana ya. Peki beğenmediniz mi Yasemin Hanım tatlıyı? Beğenmedim evet. Abdülkadir Bey? Tatlı dolama olmuş. Yani burma. Burma pardon. Bizim orada dolama diyorlar burma memlekette. Biz davetlerden sonra dağıtırız böyle. Yaparlar annemizi falan açarlar. İçine cevizi falan fıstığını çekin her şeyini koyarlar. Şerbet üzerine çekip veririz. Hani o gibi. Bu baklava değil kusura bakmayın. Baklava böyle çıt çıt çıtır olur. Böyle evet. Ağza attığınız zaman böyle yani bir tat bırakır. Ağızda ne yapıyor? Ağızda bence gidiyor. Şimdi bu yani burma olmuş ya yani. Evet siz yemeğimi yedin oğlum. Ben yani yemek geldi açık konuşalım. Ben beğendim beğendim derim. Burada beğenmedim beğenmedim derim. Nasıl niye beğenmedim derim. Yani onu da açıklamasını yaparım zaten. Tamam. Yani ben daha farklı bekliyordum. Şerbeti şekeri az olmuş ve Cıvık olmuş. Biraz da kaynatabiliriz. İçine limon attınız mı? Kaynatırken. Attınız mı? Damlattım. Bir iki sıktı. Keşke atsaydınız bir tane içine ya da bir adet atsaydınız. O zaman da derdiniz atsaydı ki çok ekşi yok, yok olmuş. Ekşi olmaz kesinlikle. O zaman da öyle derdiniz. Hayır, ekşi hayır, olmuş. Limonun da %70-80'i şeker. Hatta daha fazlası. He. Tatlıdır. Siz onu şerbet yaparken içine atın ki ya, daha çok tatlansın. Ya Abdülkadir 2 saatin içinde ya yapmışım önüne gelmiş. Al, eline sağlık yani, çok teşekkür ederim. Al, bu nasıl bir şey ben bak, bunu kabul etmiyorum. Gerçekten ben sizin çorbanızı çok beğendim. Ben söyledim çok beğendim dedim. Resmen bana hakaret ediyorsunuz. Estağfurullah ben kesin hakaret etmiyorum. Aa, yani bu ne böyle? Ya. Ben 2 saatin içinde size baklava açmışım. Eleştiri açık olun. Ben o size biri neden, diyor böyle ya arkadaşım. Neden olduğunu söylüyorum. Biz zaten yani olan çocuk maması neydi öyle? Güzel olan şeylerinizi söylüyoruz. Enginemiz ama hiç bir şeyi beğenmedi hayır, yani. Hayır ama kereviziniz güzel. Sen beni beğendin, bu da bunu beğenmedi yani. Yani ben lütfen güzel olanı eleştiri açık olun. Ya ben burada kötü bir şey demiyorum. Yani sadece bunda, nasıl katılmıyorsunuz? Bu bir hamaratlık yarışması. Ben hamaratlığımı gösterdim. İşte biz de bir saniye burada hamaratlık yarışması. Siz dün nasıl hamarat olduğunuzu anlattınız benim masamda. Ben de kesinlikle sizden o hamaratlığı bekliyordum ama... Nasıl olsun hamarat? Hatta dedim ki evet rakibim şu baklava yapacak dedim. He yapmamış ama değilmiş. Çıkarama yetiştiremedim. Aa baklava hayır yetişmedi. Baklava önüne ben geldi. Ben dedim ki baklavanın şerbetine çekmiş bakacağım. Bir baktım he ki baklavanın şerbetine baklama gerek yok. Bu baklava değil. Yumuşacık kıyır kıyır değil böyle. Değil mi şöyle? Yani ben istiyordum ki ağza şöyle ağza dağılır böyle keserken çıtır 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 edecek. Baksanıza yumuşacık Allah bir şey. Allah. Bak yumuşacık. Dışarıdakiler de böyle değil mi? Hayır, hayır. Yumuşacık değil. Yumuşacık değil. Kıyır kıyır olan baklavalar yumuşacık var. Değil. Yapan kişiden farklı. Ya tatlının dışı çıtır. Ama ev baklavası benim halam yapar. Çok da çıtır, güzel yapar. Kıyır kıyır bana tepsi tepsi yapar gönderir. Lezzetli harik bir olur tatlı yok mu önünde? Yok beğenemedim. Yok beğenemedim. Peki Melisa? Ben yani şöyle göstereyim. He. Burası. Ne var? Hamur. Hamur. Hatta, hamur mu? Evet. Burasında şerbet bile yok. He. Ben özellikle açtım. Kestikten sonra bundan hı baktım. Orasına acıcık her yerine gitmiş bir orası kalmış. Yok bu komple böyleydi. Nasıl hamur? Bunu da açtım. He. Bu da aynı. Bu da aynı. Bu da aynı. Sana mı gelmiş? Benim şansıma gelmiş herhalde. Hı. Bu da aynı. Bu da aynı. Pişmediğini mi iddia ediyorsun içini? Pişmedi. Şerbeti de geçmemiş hani. Peki. Arkadaşlar herkes afiyet olsun ama maalesef ki bugün çok fazla bir şey beğenmediniz.
Açıkçası Şükran Hanım da çok rahatsız oldu bu konudan. Yani çok rahatsız oldum. Özellikle bunu kendisine hakaret olarak algıladı. Hakaret bu bana. Biz sizi böyle pışpışlayacak mıydık Şükran Hanım? Pışpışlama değil ama bir haksızlık. Bakın çorbanızı beğendim. İki gündür yediğiniz yemeklerle bunları karşılaştırırsanız işte onun için şok değil zaten. Niye sen kendine güvenmiyor musun da onun için şok değil? Sen kendine çok güveniyordun ama ortaya çıkan da kardım. Hepsini yetiştirdim dakikasına. Yetiştirmek önemli olan salatayı bile unuttuğunuz sofraya getirmediniz. Lezzetli olan. Ama salatay bile gelmedi ortaya. Peki sevgili seyirciler, bakalım bu hararetli konuşmanın ardından puanlar nasıl olacak hep birlikte görelim. Ardından da Perşembe ve Cuma günü yarışacak yarışmacılarımızı belirleyelim, buyurun. Şükran Hanım'ın bugün sadece kerevizini beğendim. O yüzden puanım... 2. Şükran Hanım'ın bugün sadece etini beğendim. O yüzden Şükran Hanım'a puanım... 2. Şükran Hanım'ın masasını beğendim, çorbasını beğendim, pazı lor sarmasını beğendim. Ona puanım... 3. Şükran Hanım'ın sadece çorbasını beğendim, ara sıcağını beğendim. O yüzden Şükran Hanım'a puanım... 3. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.